Ben şunu söyledim. Orada bir Kürt-ü Cudayi, Kürt-Yahudi devleti kurulduğu zaman bu iktidar buna razıdır. Bu hükümet buna razıdır. Bu hükümet buna razıdır. Bu hükümet buna razıdır. Bu ordu ne yapıyor? Bu ordu ne yapıyor? Ben sizin için çalışıyorum, beni izleyenler. Bakın, 25 Mart 2003 yılında benim kayıtlarıma göre o zamanki Genelkurmay Başkanı, dün Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, dün Erdoğan ve Baykal'ı ziyaret eden Özkök, Irak'a gitmekten vazgeçtiğini söyledi. Yani biz de bir tezkere daha çıkartmıştık. Bu hükümet zamanında Irak'a müdahale için tezkere çıkartırsın, uygulanmaz. Ne dedi Yalçın Küçük'ün notlarından? Oraya gidersek peşmergelerle savaş. Peşmergeyle savaş ederiz. O Amerika ile savaş olur demişti Türkiye'nin bundan önceki Genelkurmay Başkanı. Evet, Hilmi Paşa bunu söylemişti zaten, evet, o zaman. Ben de bunları hatırlatıyorum. Evet. Bu hükümet bu ikinci tezkirede turşu olmuştur. Şimdi Aydın Doğan'la bu hükümet beraberce birleşmiş. Çünkü Aydın Doğan hala Tayyip Bey'i Cumhurbaşkanı yapmak istiyor. Acaba Aydın Doğan mı, yoksa Aydın Doğan adına hani kraldan fazla kralcılar mı yapıyor bilmiyorum bunu? Bilmiyorum. Aydın Doğan. Şimdi bak ben, efendim burada açık. Hocam ben o grupta çalıştığım için bir takım şeyleri, bazı şeyleri biraz daha yakın biliyorum. Yıllarca yazı yazdım ben orada. Sizin söylediğiniz biçimiyle o kadar geniş boyutta böyle bir patron emriyle yapılan işler yok orada. Bilemem onları. Onlara girmeyelim. Aydın Doğan, biz Aydın Doğan'ı bozarız. Bu gayet açık. Bozuyoruz orada. Burada gayet açık. Demin de okudum. Ertuğrul Emin Çöleşen'e gidiyor, diyor ki Tayyip Erdoğan ve bu aynı bugünkü gibi. Nasıl herkes Amerika ile ilişkiler düzeldi. Herkes bir yazı yazacak. Seçimden önce de herkes Tayyip Erdoğan aday olacak. Rıdvan Dilmen diye bir futbolcuya bile bunu yazdı. Benden sonra değişmiştir bu. Benim dönemimde böyle bir şey yoktu. Hocam şimdi bunu söylemek burada bir güçlük var. Ey Türk milleti, Abdullah Gül'ün Çankaya oturmasının hiçbir meşruiyeti yoktur. Bugün hukuki olan Abdullah Gül'ün oradan inmesidir. 22 seçiminin hiçbir meşruiyeti yoktur. Ben burada ondan önce söyledim. Ondan sonra anayasada değiştiyse, oraya göre halk seçecekse Abdullah Gül'ü halk seçmemiştir. Köksal Toptan'ın ne makam olarak ne bilgi olarak bunlara yetkisi yoktur. Böyle az hamile bilmem ne olmaz. 5 yıldır diyor. Ya 7 yıldır ya 0 yıldır. Devam edeceğiz hocam. Kısa bir aramız var. Sevgili seyirciler, reklamlardan sonra yine birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz sevgili seyirciler. Sayın Yalçın Küçük'e sormak istiyorum. Geçen hafta tartışılan konulardan bir tanesi üniversite öğrencilerini de hata sokağa döken, protesto eylemlerine yol açan Sayın YÖK Başkanı'nın devlet üniversitelerinin paralı olması yönündeki önerisiydi. Görüşüydü diyelim daha doğrusu. Önerisi öyle bir resmiyete intikal etmiş bir şey değil. Biraz da haksızlık etmemek lazım diye düşünüyorum. YÖK Başkanı'nın söylediği farklı bir şey. Direkt birebir paralı olsun, yani öğrenciler kendi cebinden para ödeyip okusun demiyor devlet üniversitelerinde. Devlet onlara kredi versin ama üniversitelerde o paraları alsın, kendi ihtiyaçlarını giderme doğrultusunda bir işe yarasın diye şeklinde böyle bir, fakat nihayetinde paralı olması söz konusu edildiği yerinde kıyamet koptu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Böyle bir şey olmalı mı, olmamalı mı? Yani dünyanın değişik üniversiteleri, değişik ülkelerindeki üniversitelerde uygulamalar, devlet üniversitelerindeki uygulamalar. Daha doğrusu bu kadar çok üniversite öğrencisi olmalı mı, olmamalı mı? Güzel kardeşim. Ama bana izin verin. Üniversite dediniz. Ben bir defa bundan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Paşa'ya mektup yazdım. Bazı arkadaşlar bana şunu söylerler. Sen 3 üniversitenin, 5 üniversitenin araştırmalarını yapıyorsun derler. Ben de Ahmet Necdet Bey'e, Cumhurbaşkanı'na, Sezer'e evet, mektup yazarken dedim ki birdenbire
Ben 80 üniversitenin işini yapıyorum. Onlar hiçbir iş yapmıyorlar. Sonradan yazdım da bunu, kitaplarımda da var. Sakın ha kendimi büyüttüğümü zannetmeyin. 80 üniversite dediğiniz 80 sıfır. Sıfır çarpı 80 sıfırdır. Bugün üniversiteler hiçbir şey yapmıyor. Bu arada da Aydın Menderes'le telefonla konuştuk. Hocam dedi, sağ ol dedi. Bu sağın çok büyük bilim adamı Faruk Sümer'i. Öyle güzel bir adamdı. Sen hatırlatıyorsun. Ben yapıyorum. Çok değerli bir adam. Pırlanta bir adamdır bu. Sağdadır. Bu da öyle. Ha, benimle konuşurken üniversiteler şunlar bunlar. Bu kitapları okuyarak konuşacaksınız. Ne diyor? Büyük üstad. Bu göz nuru. Herhalde bunların şöhretlerinden dolayı. Diyor ki bununla beraber Emre sözünün nereden geldiği bilinmiyor. Sağın önemli üstadı Emre sözünün nereden geldiğinin bilinmediğini söylüyor. İsim bilimde. Bunu Abdullah Gül Bey'e sipariş ediyorum. Bana bilgi ver. Niye oğluna Emre dedin? Şimdi ne olacak Abdullah Gül Bey? Senin kayınbaban. Bu sizin Nisa Öz Hanım. Biz isim bilimde ekleri atarız. Nisa Öz Hanım. Nisa Öz Hanım. First neydi o? Kayınbaban ne diyecek ona? Fısladı mı diyecek? Onu nasıl okuyacak? Siz ne yapıyorsunuz? Bunları hazırlayın. Bunları hazırlasın da gelsin. Sorunuza geleceğim. Bir de tekrar bu noktayı tamamlayayım. Şimdi çok seviyordum Abbas Güçlü'yü. Aydın Doğan'a çok benzemesine rağmen seviyordum. Diyor ki, meclis başkanı Fethullahçı mı? Sonunda da değil diyor. Abbas Güçlü, nedir bu meclis başkanınız? Siz bana şunu mu söylüyorsunuz? Bu hükümet bir tarikata mensup olmayan bir insanı meclis başkanı mı yapar? Ha onları ben incelerim. Ben incelerim. 1980'li yıllarda büyük bir panel yapıldı. YASKO, Aydın paneli. Orada Mehmet Barnas, Murat Belge, ben konuşuyorduk. O günden beri benimle konuşmuyor. Ben orada bir lafı söyledim. Dedim ki, insan doğar, genişir, aydın olur, solcu olur, ondan sonra reklamcı olur. Bütün reklamcılar böyle olur. Şimdi de onu söylüyorum. Ama ben şimdi bir şey söyleyeceğim hocam. Köksal Toptan'la ilgili meslek yaşamında çok eski taradığım bir siyasetçidir, politikacıdır. Ben tarikat ilişkisi olduğunu ilk defa sizden şimdi duyuyorum. Ben tarikat ilişkisi diyorum. O benim işim. Ertuğrul Özkök, Hilmi Özkök, Köksal Toptan, adınızdaki bu kök nereden geliyor onu bana anlatın. Ben Beştaş oynamıyorum. Ben Beştaş oynamıyorum. Bakın Yahudi isim sözlükleri diye. Oz, bakın Yahudi, Oz, Yahudi. Ben bunları söylüyorum. Kimseye Yahudi demiyorum. Eyvah, evet. Benim de var mı hocam? Akdiye var mıdır orada? Ben de mi benim benziyorum? Bakın bunları gösteriyorum, getiriyorum sırtımda. Evet. Arap isimler sözlüğü, İslamik isimler sözlüğü, bunları okuyacaksınız. Ben kimseye bir şey söylemiyorum. Ben şunu söylüyorum, ben bilim yapıyorum. Hiç kimse bana AK Parti'nin tarikat mensubu olmayan bir insanı YÖK'ün başlığına getirdiğini, meclisin başına getirdiğini inandıramaz. İnandıramaz. Daha bağırayım mı? İçim yanıyor. Yok. Siz bana kökü de salı da anlatın. Toptan'ı da anlatın. Bütün ailenizi getirin. Herkes boynunu boynunu alsın. Biz burada varız. Sizin ama söyledi. O üniversiteye geldi. Evet. Yusuf, Ziya, Yusuf, Ziya, Yusuf, Ziya, Yusuf, Ziya kırıldı burada. Yusuf, Ziya, Yusuf, Ziya, Yusuf kırıldı, kırıldı. Bunları göstermek istemiyordum. Bak, bak burada or. Görüyor musun? Ora bir gözünü seveyim. Evet. Ora bak. Gördün mü? Evet, altında ne yazıyor? Light. Evet. Ziya demektir. Ben Beşiktaş oynamıyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Yusuf Ziya. Bulacaksınız toprak altında. Ne yazık ki benim sevgili oğlumun, teyzelerinin, kocalarının hepsi büyük adam oldular. Ben hariç. Bir tane de 8 yıl ot direktörlüğünü yaptı bizim Suha.
aile içinde demiş ki ben 8 yıldır rektörlük yaptım. Böyle bir profesörün bizde olduğunu bilmiyordum demiş Yusuf Or Özcan. Evet. Ha siz bunları bulacaksınız. Bana da bunda inandıracaksınız değil mi? Bunun bir tarikat mensubu olmadığını bana inandıracaksınız. Allah çarpar onları.